Selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Mami'ye bugüne kadar hiç yapmadığım bir sürpriz yapacağım. Çünkü yıllardır ondan bekledim. En son bana bir yaptı, ölümden dönüyordum. Benim yerlerim sen! Evet lan! Evet! Evet! Bugün de ben ona evlilik teklif edeceğim. Şöyle bir gelin motorum var. Efendim, güzel olduğunuz kadar vay anasını aradısınız da. Ne? Bu ne? Onu yazan. Bir dakika, yakın alır mısın? Yakın. Bu ne? Avradısınız da ne ya? Beyefendi kim? Kim Furkan bu beyefendi? Beyefendi benim de. Ya senin ne işin var? Motor senin diye. O bana yapılıyor zannetti. Fotoğrafçı olduğum için. Tamam, neyse. Buradan Çiçekçi Mehmet'e selam Çiçekçi olsun. Çiçekçi Mehmet. Ama çok güzel süslemiş. Var neyse var. Şimdi arkadaşlar kuaföre geçeceğiz. Hadi gidiyoruz. Salonunuza geldik Ümran Gökmen'e. Hüseyin'ki bir saçımı yapacak, makyajımı, Ümran'ımı yapacak. Başlayalım. Çok güzel bir video çıkacak inşallah. İnşallah. Aksiyonun sabırsızlık da bekliyoruz. Yani bekliyorum. Ben daha çok merak ediyorum. Mami'nin vereceği tepkiyi falan. Başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk saçım mı, makyajım mı? Makyaj. Tamam. Yenge daha uzunlara mı tutsaydı acaba? Süper olur. Makyajım bitmek üzere. Yorumlara yazın nasıl oluyor? Daha kirli falan takılacak. Sonuçlarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi saça geçtik. Sevmeyi güzel bir ense topuğu yapacak bana. Gelinliğimi de giydim, bu şekilde gideceğim. 2023 kreasyonu. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Gelmek isterseniz mutlaka gelin. Hadi şimdi gelinlikçi de gelinliğimi giyelim. Arkadaşlar şimdi gelinlikçimize geldik. Bu video bir gün çekilemediği için bir gün boyunca ara ara bu kesitleri size ekleyeceğim ben. Şimdi Modam İzmir'e geldik. Gelinlik seçeceğiz burada. Kimse yok arkadaşlar, geri gidiyoruz. Maviş Hanım. Maviş Hanım da bizlere çok yardımcı oldu. Madam İzmir olarak. Benden giden yerine indirim olursa. Bir indirimimiz olacak tabii. Aynen, çok memnun oluruz. %10 indirim. Çok teşekkür ederim. Benden gelenlere de %10 indirim var. Nereden kolay gelsin. Yenge, fotoğrafçını ayarladın mı? Ayarladım tabii, Furkan Yılmazer. Hem fotoğrafçım hem kameramanım. Osmaniye Düğün Fotoğrafçısı diye Instagram'ı geçiyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bu görüntüyü eğer ki sonuç pozitif olursa bilin ki eklemişimdir içine. Biraz önce kan verdim. Olmazsa yapacak bir şey yok. Yani yeni modellerden ne önerirsiniz? Bunu önerebilirim. Şurada Helen'i önerebilirim. Aa evet, o olabilir. Ona bakabiliriz. O güzelmiş. Olur. Benim kollarını sonra ben giyeyim. Buna benzer bir elbise de giymiştim zaten, bayağı güzel olmuştu. Aynen. Bu aslında tam benim profesyonuma da uygun. Böyle şey, kısa olduğum için. Tamam. Başka var mı yukarıda falan modelde? Yukarıda da var, bunu da önerebilirim. Tamam, bir yukarıdan da bakalım. Ona göre seçtiğimiz modelleri şey deneyelim. Yapalım. Aynen, deneyelim. Oha, yenge boyun da uzamış. Evet, doğal boyum. Şöyle birazcık indik ama. Helen modelde değil mi bu? Evet, Helen modelde. Tamam, şimdi diğer modelleri seçeceğim. Sizce hangisini almışımdır? Onu da yoruma yazın. Bu da böyle. Nasıl? Bu da böyle oldu. Bu değil tabii ki. Yok yok, bunu yoruma yazmayın bile. Arkadaşlar, gelinliğimi seçtim. Sizce hangisi de yorumlara yazın. Ama gördüğünüzü bilmiyorum. Kenardan görmüş olabilirsiniz. Hiç sizin görmediğiniz bir tanesini denedim. Bakalım sizce hangisini seçtim. Hadi videoya geçelim. Hazırlandım. Yine her zamanki gibi günlük elbisemi giydim ve şu an gezmeye gideceğim. Sen bana buluşalım deyince ben de gelinlikle geleyim dedim. Arkadaşlar, şu anda hazırlandım. Arabaya bindik. Arkadaşım sürecek, ilk defa arabasına bineceğim. Yani şoförlük yaparken. İnşallah ölmeden varırız gideceğimiz yere. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
Merhaba sevgili dostlar. Ben Sefa Kındır biliyorsunuz. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bugün Mami kardeşimin çok mutlu bir günü. Ona çok güzel bir sürpriz yapacağız. Güzel bir haber vereceğiz. Her zaman kötülük yapıyor. Bugün de biraz mutlu olsun kerata. Bugün burada eylem yengemiz gelinlik giyip Mami'yi evlenmeye teklif edecek. Biz de önceden geldik. Buraları hazırlıyoruz. Gelin arabası pahalı olur diye motosiklet süsledik. Gelin motosikleti. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Kemancı bir dayımız var. Onu getirdik. Evet, tüm hazırlıklar tamam. Mami ve eylem yengeyi bekliyoruz. Bugün çok güzel bir sürprizle karşınızdayız. Devam edelim. Abi seni kim buldu? Sözüm söz. Sefa getirmiş. Ölümüne. Ya prodüksiyon iyi olmalı. Bizim videoları biliyorsunuz. Adamı yolda bulmuş getirmiş. Sözüm söz. Olsun iyi olur. Yani, iyi oldu iyi. Mami'yi arayacağım. Sana yemin edeceğim söz. Abi diyorum iyi bayağı. Onlar hep öyle olur zaten. Genel öyle. Yani onların yapısı bu. Ben ikinci kez düğünüme geldim. Ne istediyorum? Bir tane de Sibel'e. İnge buraya baksana. Aslan bak. Aslan anne ne olmuş? Göz yok kızım. Bir yavrum olsun. Adı can olsun. Hadi çek. Abi alırsın ya. Adı yağmur olsun. Bir tanem. Deli gibi severim senden, özüm gibi bakarım adı, sana ben. Adı ya, İş başıma taç ederim. Adı Yağmur değil, hadi Sefa, Asya. Sen Mami'yi ara. İnan buraya bir tanem, hasret hanım. Geçelim. Tamam hadi. Gelin. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Düğünümüz normalde erkekler evlenme teklif eder. Bir de gelinlik giymiş yenge. Ama çok utanacak Mami. Bugün önce utanacak, sonra ne olacak? Çok mutlu olacak. Valla arkadaşlık hadisemiz ya, büyürük ya. Ay çocuğuma baksana, gelinliğim. Bir fotoğraf alalım hemen. Az sen, annen olmuş. Akıllı çocuk yetiştiriyorsunuz. Şimdi ben Mami'yi arıyorum. Tabii ki sürprizden haber olmadığı yok için başka bir bahane. Profesyonel yalancı olarak biz hemen anında uydurabiliriz. Mesela şu ana kadar hiçbir şey düşünmedik. Şu an yalan yükleniyor. Bak şimdi nasıl profesyonel yalan konuşacak? Kardeş ne yapıyorsun? İyi kardeş ne yapayım vallahi ya. Şeydeyim. Yaşasından doğaya geçiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de şeye geldim ya. Osmaniye'ye gidiyordum Köstele'den. Araba bozuldu benim. Yolda kaldım. Toprakkale'deyim. Nasıl bozuldu lan? Bilmiyorum ki herhalde akü mü boşaldı. Ben mazot mu bitti ayıkamadım da. Sende takviye kablosu var mıydı arabanda? He var. Bir takviye kablosu bir de bana 200 liralık mazot lazım kardeş. Mazot da mı bitti? Bir ihtimal. Yani sen ikisini de getir hangisi. Şimdi tamirci mamirci çağırsak rezil olacağız. Şimdi o yüzden ben de çağırmadım yani. Gelebilin mi? İyi tamam konum at hadi. Tamam konum atıyorum hadi kardeş tam görüşürüz. Tam neresi? Toprakkale'nin içinde de ben sana konum atıyorum. Beklerim ben seni ya zaten burada bir kahvehane gibi bir yer var ben orada otururum. İyi tamam tamam hadi o zaman. Tamam ben sana konum atıyorum hadi görüşürüz. Tamam, tamam hadi at konum hadi bay bay. Hadi bay bay. Akü bitti de yani, mazot da niye? İkisi birden bitti. Şimdi akü bitti desem Mami bahane uyduracak. Ya birini durdur diyecek. Mazot bitti desem petrol yok mu diyecek. İkisini birden söyledim ki mecbur gelsin diye. Mami motorla al geldiğinde tamam mı? Konumu atıyorum. He motorla alayım direkt buraya girsin yoksa yolda ayıkır değil mi? Evet yolda zaten bununla da ayıkabilir de. Yok motor buldum derim ben ona ama. Sen yazıyı gördün mü? Yazı mı hatası? Evet gördüm. Ben de bilerek özellikle yazdığını zannettim. Yok. Mami de böyle konuşuyor ya. Yok R'yi diyemiyor. R'yi diyemiyorum dışında bazen böyle kelimeleri değişik söylüyor. Neyse geldiğinde bir şekilde kapıya kadar gelecek konum attık. Oradan buraya aldığım zaman gel. Olaylar patlayacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu arada seyirci biliyor mu mevzuları? He şu ana kadar bilmeleri. Her şeyi biliyor musun? Yok her şeyi bilmiyorum. Evlilik teklifi. He. Tamam. Siz de hep beraber sürprizi göreceksiniz arkadaşlar bakalım. Yenge çok güzel fotoğrafların çıkıyor ha. Gelin motorumuzla Mami'yi almaya gidiyoruz. Yaklaşmış. Bu ne diye sorarsa Mami. Ya diyeceğim buradan yardım istedim. Bir çekim platosu varmış. Adamların motorunu aldım. Mazot almaya gidiyordum. Nerede kaldın diyeceğim. Bir de suçlu çıkacak şimdi. Bu arada çocukları gördüğü zaman ne düşünecek bilmiyorum. Çocuklar da peşin bırakmadı. Geldi ama. Seni görürse ama. Ahsen'i gönder geri oğlum. Ahsen. Ahsen'i görürse anlar. Çünkü hadi bunlar neyse de. Şey bu değil mi Ahsen? Bu benim çocuk. Ahsen'den dolayı Mami olayları anlar diye çocukların gönlünü aldım. Şurada iki tur döndürdüm. Şimdi Mami'yi almaya gidiyorum. Çocuklar indirdim. Hala peşimdeler ama. Lan bu alın çocukları lan. Evet Mami'yi almaya gidiyorum.
Sen neyin, mevzu ne? Anlatayım. Peki yanında suç ortağı var mı? Yok. Murat abi ve Emre yok. O zaman işkillenmene gerek yok. Çekim platosundan motor aldım emanet. Mazota gidiyordum. Geç kaldım diye. Hı. Sen geldin. Berkay'a dedim ki kankam bir video çıkartırız dedim. Arabayla önde kaldık. Mami geliyor. Motoru aldık falan. Bir ton mesele döndü. Yaşlı dayıdan da yardım istedim. Geliyor. O da petrolü tarif edecek. Ben şimdi çağırdım. Şurada duruyordu. Dayı bir gel tarif edeyim. Sen geldin. Bin motora da mazot almaya gidelim. Bin. Sen mazot getirdin mi? Getirdim mazot. O zaman motoru verek adamlara, ondan sonra mazotu veririz. Bin. Tamam. Hadi bakalım. Lan Seba geçin de. Ya Seba boş konuşma. Video ne alaka oğlum? Yenge çocuk mocuk ne geziyor? Arabadalardı. Buraya durdular. İşte buradan motor aldık. Adamlar sağ olsun yardımcı oldu. Yengeyi de burada bekliyordu beni. Yengeyin arabası ne geziyor o da? Hangi yenge mi? Eylem yengenin. O da sürpriz. Şimdi göreceksin sürprizi. Bu çocuklar ne geziyor? Bunlar benim çocuklar. Peşimi bırakmıyorlar. Sen Sefacığım. Bak sen rahat ol. Bugün gerçekten çok güzel bir sürpriz. Hı. Videoda hiç kötü bir şey yok. Dediğin zaman kesin kötü bir şey çıkıyor. Evet. O yüzden video kötü. Diyeyim iyi çıksın. Değil mi? Evet. Şaka yapıyoruz. İşte şaka yapıyor gibi halimde. Eylem bu ne? Güzel in, bir teklif yapayım. Önce bir öper insan. Hayatım ben bu ne? Eylem dejavu yaşattın bana. Dur aşkım. Ah sen niye ağlıyorsun? Lan sen ne geziyorsun? Eylem biz çekiyorsun biz. Ben mi? Evet evlilik teklifi yapacağım. Biz niye çekiyorsun? Çökme manyak mısın? Dur ya. Evet. Hanım, 4 yıldır senden evlilik teklifi bekledim. En sonuncu da öldürecektim beni yaptığında. Ben onu beğenmedim. Ben de kendim her şey bir anda olunca gel kızım gel. Gel kızım gel. Bir şey söyleyeceğim. Utanmıyor mu 5. yılımız? Yani bu gelinlik. 5'te değil de. Tamam. Tamam ağlama. Tamam. Niye ağlıyorsun kızım? Ne oldu? Ne istiyorsun? Motora biniyor herhalde o ya. Böyle tek bir olur. Motor. Tamam hadi git motora koş. Gel. Hadi koş motora git. Hadi git. Gel. Hadi git. Bugüne kadar evlenme teklif etmediğin için ayağına sıkıyorum. Hayır dur Sefa. Ay. Ben hepsini bir patlatayım. Yüzüm derdi. Ah sen. Babama yüzüğünü ver hadi gel. Ah sen. Hey yüzük. Ne kızım. Yüzük. Çocuğu da mı kullandın? Aşkım 4. yılımız kutlu olsun. Benim ağzım durmaz. Dün söyleyecektim sana da deme dediler. Eylem cidden mi? Evet. Bir oğlum olsa gelsin. Eylem gerçekten mi? Evet. Ben bu videoyu yayınladığım zaman muhtemelen Mami'ye söyledikten sonra Instagram'da paylaşmış olurum. Mami bu videoda benden hem evlilik teklifi hem de ikinci kez baba olduğunu öğrenecek. İnşallah sağlıkla gelir çocuğumla. Bana bir masal anlat baba. Bu ne lan? Oğlum çocuğumuz mu oluyor? Boku yedin. İkinci daha zor. Şimdiden kötü araba. Kötü haber vermek istemem ama bakım çok zor. İki çocuk. Babası. Bacım diye. Çocuğumu unuttum ya çocuğumu unuttum. İki. Tarihe bakıyorum 26 Mayıs. Eylem gerçekten mi? Yeminle. Dün haberin var mıydı? Ya lütfen ya. Dün haberin vardı benim. Hiç anlamadım. Şu an yemin ederim Allah çarpsın. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Ay. Çok mutlu oldum. İlk de ağladıydın ama. Oğlum ne çocuğu ne alakası var Eylem? Ceketimi attım abiler. Ay ne kadar ayıp ya. Hayır hayatım. Ay. Yok çok mutlu oldum. Gel öpeyim seni. Hayırlı kardeşim. Allah teşekkür ederim. Analı babalı büyütsün. Hayırlı olsun. Olsun. Hep iki çocuk çok zor diyordun. Sonunda bize de oldu. Aslan bebe. Kardeşin oluyormuş. Gerçekten mi? Evet aşkım baksana. Eylem başkasının çocuğunu getirip bunun içine koymuş. Of saçmalama. Bir aylık. Bir aylık mı? Dün Eylem'in gibi bana yok dedi ki. Senin ağzın hiç durmuyor dedi. Bir şey var ama sana dedi söylemiyor. Söyle dedim. Ben demem dersem demem dedim. Bu sefer ilk defa ağzımı tuttum. Allah çarpsın Sefa nasıl söylemedin lan bana? Dün ben sana söyledi. Yılan videosu var ya. Ben şu an bunu gördüm ya. Yılan videosu. He, yılan videosundan söyledi. Ben balık yerken. Yılan videosundan mı söyledi? Aynen balık. Yemin et. Valla balık yerken ben sadece diyecektim ki. Mami çok güzel bir haber alacaksın diyecektim. Durdurma
aramaz beni. İki saat sorar. Söylemek zorunda kaldım diye onu bile söylemedim. Üç gündür beni taciz ediyor. Mesaj atıyor. Ne oğlum söylesene kanka, diyor. Ben sevim ya. Vallahi çok sevindim. Ben ne zannettim biliyor musun seni böyle görünce? Sen gerçekten anlamadın mı? Allah kulağın çarpsın. Hastaneye gittim diyor. Ama ben hastaneye gittiğinde şey zannettim. Hani dahiliye sen dahiliye doktoruna gideceğim. Hastalığın var başından dolayı. Ben öyle zannettim yemin ederim. Ay gerçekten mi çocuk oluyor? Evet aşkım. Oğlum tamam da yani bu çocuk yok dedi. Nasıl yani ben anlamadım. Kim yok dedi. Ah sen. O istemiyor. Kara veriyor. Yok. Kara bir tane oğlun oluyor. Ama ben yüzük takacağım veya ben sana yüzük takmadım diye işte ben yüzük. Ben takarım sana yüzük. Vay be. İyi bir evlenme teklif oldu. Gel gidelim. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm. Ona kadar bana yüzük takacak. Hani şurada bunu gelinlikle görünce yüzük takacağını düşündüm. Çocuğumuz oluyormuş. Yani evlenme teklifi olay gene kaldı. He. Ha, ettim işte. Belki de ben sana evlenme teklifiyle. Yok ya ne gerek var ikinci çocuk doğdu. İnşallah sağlıklı, güzel bir şekilde çocuklarımız olur inşallah. O zaman ne beymail mi, çifte telli mi gelsin? Hep birlikte oynayak. Ne çalıyorsa çalsın. Gelin ha, gelsin. Gelin oynayın gelin. Gel oyna. Aferin kızlar. Oğlum sen o gözünden haberin yoktu lan. Şu an oynuyoruz. Evet. Hala sen soru soruyorsun. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanala yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İnşallah hep böyle güzel haberler alırız. Mami çocuğa bakıyor. Bir aylık çocuk. Bu nasıl çocuk diyor. Hani eylem yazmıyor diyor ya. Şurada oğlum, arabamda durdum. Hala şu an şokum lan. Kardeşim şu anda daha bu mercimek tanesi kadar. Şu an tipini öğrenemem. Bakıyor bana benziyor mu diye bakıyor. Lan benzer mi bir aylık çocuk? Bu arada sizce erkek mi olacak kız mı? Yorumlara yazın. İnşallah sağ salim. İnşallah sağ. Allah kucağına almayı nasip eder. After party'de görüşürüz. Güzel bir alanı. Sibel'in geçen ne zaman haberin oldu? Sağlayalım. Şimdi. Oha. Sevinik Allah'a emanet. Fotoğrafçı Furkan Ali Art. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Mesaj attım pencereye.